Başkent peş peşe ikinci kez hayvan katliamlarıyla gündemde. 6 köpek, 14 güvercinin katledildiği Sincan'da yine insan eliyle zehirlenmiş 2 sokak köpeği daha bulundu. Zehirliyorlar köpekleri burada. Hayvana bunu yapanlar, bu dünyada yerleri yok onların. Valla canilik, başka bir şey değil yani. Zehirlemişler diye biliyorum. 5 dakikada düşüyor köpek ya, ağzına alıyor. Hayvanı, hayvanları katleden insanları da eder. Önce 6 köpek, 14 de güvercin katledildi. Olaydan 4 gün sonra 2 köpek daha zehirli tavuk etleriyle hayattan koparıldı. Olur mu öyle ya? Olur mu? Olmaz. Yanlış yananları. Yazık, günah yani. Sincan Yenikent'te köpek katliamlarının ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz hafta 6 köpek zehirli tavuklarla katledilmişti. Dün akşam saatlerinde de 2 köpek yine zehirlenerek öldürüldü. Bizim arkadaşlar yumurta falan içirdiler zehirlenmesi geçsin diye de. Yine de zehirlenmesi geçmedi, öldü köpekler. Yapmasalar iyi, ben burada 4 yıldır okuyorum, hiç köpeklerin zararını görmedim. Olayların ardı arkası kesilmeyince belediye de tedbirleri artırdı. Hem parka giriş çıkışları engelledi, hem de burada bulunan sokak hayvanlarına geçici süreyle mama vermeyi yasakladı. İnsanlarımız duyarlı olması lazım. Yani hiç kimse bir zarar, bir ısırmaları yok yani. Geçtiğimiz hafta yakalanan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Aynı olay tekrarlanınca mahallenin şüpheleri de o isim üzerinde yoğunlaştı. Yenikent'te zannetmiyorum o kadar çok hayvan katili insan olacağını. Bana sorarsanız bence insafsızlık diyorum ben. Polisin olayı ilişkin incelemesi ise sürüyor. Aslında bunun cezası çok büyük olması lazım. Ha bir hayvan kesmiş, öldürmüş, ha bir insan öldürmüş. Fark yok yani. Bir sütülür gibi bir sütü var.